Yoğun ışık altında yaptığımız bu çalışma Muhammed kulluğundan öte bir kulluğun kaynakta oluşundan doğan bir haldir. Yalın ve hakim olan insan, ağır yük taşıdın. Bundan sonraki süreçte yolun, aklın yolu ve sevgiyle seninle olan insanlık mutlak kapıların dili olacak. Yere gökleri ve göklere yerleri dilleten bilişler kendi dillerinde bütüne hizmetçilik yapacaklar. Hologram ötesi çalışmaların devrede olacağı da iyi anlaşılsın. Hakkınızı hak ettiğinizi ve yolunuzu kodladığınızı, bütüne hizmetçilik yaptığınızı ve Rahman'a kaha olduğunuzu anlayarak görevlisiniz. Murad edelim ki dünya insanı yeni gökleri ve yeni yaşamları anlayabilir. Murad edelim ki dünya insanı toprağın toprağa varışını ve kontrol kuruşunu dinleyebilir. Muradım şudur ki yaradan ve yaratılanın tahdissizliği bütünün kültü olsun. Yeni dünya gücü bütünün gücü olsun. Eller ellere, yaşamlar Rahman olan kaha olanlara, insanlar ilime vardıklarında imparatorluğun gözü açıktır hep, ama görür ki o göz, öz göz olan bütünün gücü, tüm insanlığın gücü haline dönüşmüş. Yoğun ışık altında bütüne hizmetçilik yapanların lokomotif oldukları bilinmelidir. Yarın daha yüksek bir şarkı okunacak dünya planetinde. İşte o şarkı ilim şarkısı olacak. Yarın mutlak kurullarımız doğanın gücüyle kodlayacaklar bütünü. Yanlış yapanlar yalın hale gelecekler ve yoğunluklarında kodlananlar mutlak kurullarını kaleme çekecekler ve kelamları halik olacak. Yaradan'ın adı insandır. Yaşamları yaratmış olan insan kelama hologram ötesidir. Ama yarattığında yaratılan insanlıktır. İnsanlığın yaratıcılığı mutlaktır ve mutlak olan büyük görev insanlığa ilmi hak ettirmektir. Kur'an-ı Kerim der ki insana insanlığı öğretin. Ama Kur'an-ı Kerim'i anlayan hiç çıkmadı. Sandılar ki Kur'an dünya planetine yok olanların toprağındaki tekniği tahdissiz olarak kayda almak üzere verilmiş bir cemaat kitabıdır. Kur'an ilimdir canlar. Ölüyü dinleyenlerin ilmidir ve Kur'an'ı bilen kelamı diller. Eğer Kur'an'ı bilen varsa haliki hak olup bütün kökleriyle görev taşır. Doğanın gücünü anlar o. Ölüyü diriltir ve Türkiye olan bu çalışmada tüm insanlıkla biliş halinde kaleme iner. Türkiye olan bu çalışma torbada ilimdir. Ve bu çalışmayı anlayacak olanlar kardeşlerimiz olacaklar. Onlar lokomotif olarak bütünün gücünü tüm sahalara kaydedecekler. Yıldızlar dinler yaşamları. Ama dinleyen dinletirse yanınlar mukaddimedekinden öte mutlakiyeti kodlar. Eğer dünyayı anlayacak varsa öz geçişini yapar gelir anlar. Ama dünyayı dinletmek ayrıdır. İlahi güç akıl. Yolu kodlayan insan. Ama insanı dinleyen kervan. O kervan leke oluşturmayan da olur. Ve yol aklını yolu canlar. Sultanlar. Artık dünya planeti gerçek kapısını buldu ve o kapıya vardı. Dünya planetinin kapısı bütünün kültü olacak. Ölüyü dinleyen her kim varsa öz görev taşıyacak. Önce dünya planeti. Önce dünya planeti. Neden bilir misiniz? Yaradan'ın tahtıdır dünya. Tanrıdır dünya. Tahtsızdır. Yaşamın kalemidir dünya. İşgal altına alınmış olan bu dünyanın ruhi kapılarının tüm insanlığı halik kılabileceği bir düzeyde bütün köklerin dünyaya inmesi ve yoğunluğu artırıp bütünün kök görevini kodlaması şartı vardır. İşte bu nedenledir ki dünya planeti
yalın ve halik bir ilimle bütünün gücünü her insandan diriliklere indirecek. Her insan bütünün gücü olacak ve her insan maya olacak tüm sahalara. Dünya planeti imparatorluğu kültü olacak ve geri çekilişi yaptıracak. Gerçek budur. Sevgililer, arkanız yaşamınızdı. Ama bu yaşamınız hasatınız da aynı zamanda. Ve şimdi artık yolunuz mutlaktır ve muktedir olanın kodlarıyladır. Ama yola çıkarken kimle çıktığınızı bilin. Temiz zaman sahalarıyla çıkıyorsunuz yola. Ve bu yol murad ettiğiniz her bir şafkın ve şarkının yoludur. Et kemik olan insana şunu söylemek isterim ki ellerinizin gücü Allah'ın ümmi kelama dinlediği güçtür. Ama yolunuz herkesin yoludur. Bundan sonraki dönemde yaşam sizin ilminiz olmalı. Kimse kimsenin yolunu kodlayamaz diyorlarken yalın ve hakim olanların yol kodladıkları artık bilinecek. Kur'an'dan öte Kur'an olan ilim önce öz görevdi. Ve biliniz ki özün, sözün gözü olan o ilim ağırı hafifletmiştir. Yaşanmaz bir dünya diyorlardı. Yaşatılamaz dünya diyorlardı. Yarınları tohum olmayacak bu dünyanın diyorlardı. Son söz şu oldu. Muktedirdir dünya. Mutlaktır dünya. Öz görevini yapmaktadır. Hakka varanın tınısıyla kodlanmıştır ve yeni dönem için mükafattır her ilme, her insan sahasına ve tüm yaşamlara dünya. Ve dünyanın adı imparatorluğun gücü oluyor. Ölüyü dirilten imparatorluğun gücüyle dirilecek. Artık bu dünya mutlaktır. İyi öğrenilsin ki dünyanın ruhu vardır. Ve bu ruh Hakkın ve Hakimin ilmidir. Yalın ve hakim olanlara şunu bildirmek isterim ki resmettik yaşamları. Resmettik tüm sahaları. Yer kürenin gözünün, özünün, sözünün ilmiyle resmettik ve dedik ki dert değil yaşam. İnsan insanlığını anladıktan itibaren artık yaradandır. Ve yarattığını halik kılabilecektir. Ve imparatorluğun gözü olacaktır. Ve yolu kodlayabilecektir. Kurtuluş dediğiniz haldir insanlık hali. Eğer bir levh-i kapıda kurtuluş isteniyorsa o kapı insanlaşmalıdır. Yere gökleri ve göklere kök görevlileri kodladığımız günden bugüne levh-i kapıların tümünde aşkımız var, şavkımız var, yasalarımız var, yalın ve halik olanlarımız var, düzeni kuranlarımız var, sarar, sarmalar yaşam tüm sahaları, sarıp sarmaladığında evrenlerimiz var, yoğunluğunda toprak olan ıslah kalemlerimiz var ve eşyamızla muktediriyetimiz var. Çok mu konuşuyorum? Eminim öyledir. Ama konuşmadan ıslah olunmaz ki şafak. Şarkı kodlanmaz ki oynanan bir dünyadır oyunumuz. Oynarken oynanır dünyada. Dümen ilimse oynayan da oynanır yarınlar. Ama biz hiç kimse de oyun kurmadık, oynamadık. Bilinsin diledik ki oynayan kelam ettiğinde kendinde oynar. Biz öz görevimizi yaparız her anda. Farklı bir zamanda ve farklı bir şarkıda yeniden sizlerle buluşabilirim. Ama belki bir gün tüm insanlık yolu kodlarken yeni bir dünyada muktedir kürzi kapılar kontrol kurarken ve yerkürenin geçişi yapılırken hepimiz simsiyah oluruz, orada bulunuruz. O simsiyah renk temizlik rengidir.
her anın temizliğidir o renk. Ve temizlik varsa yıldızlar şavkını kaha yaparlar ve tüm insanlık kontrol kurar.